Kıyafet değiştirip gelin. Ben bir kıyafet değiştirip geleyim o sırada hızlıca. Evet. Çok şey oldu. İşlem yapabiliriz kendisine şu anda. Yukarıda görevli memur var mı? Tamamdır. Valla umarım vardır. Kendisini ben alıyorum. Sen bir yardımcı olsan. Ben de yok Teğmen. Görüşmek üzere. İçeriyle ilgili. Gel Efecan. Görüşmek üzere. Vesviyet amca, Aziz amca görüşürüz. Efecan. Ben de geleyim. Efendim, avukat hanım. Çıkınca ulaş bana. Olur. Yok o anlamda tatil değil. Tatil planı var herhalde avukat hanım. Ben zaten farklı bir anlamda bir şey söylemem. Görüşemez miyim? Tabii ki görüşürüz. Tabii görüşürsünüz. Ne demek? Evet. Ne haddimiz? Ne güzel polis olacaktım ya. Arkada mı? Riot? Evet arkada Teğmen. Devam et Efecan. Hazır. Edeyim. Ben sıkıntı yok. Tarkan abi ne derse odur. Çok sağ ol. Tarkan abi. Efendim Efecan. Şimdi sen de Mia ablamın abisi olduğun için oradan da bir 3x2'lik indirim yapsak. Eksi yüzlük kesem. Tam konuşacağız. Tabii. Yani 100 dakika. Yediğin, aldığın. Yüzlük. Yüzlük senin yerine ben girerim. Eyvallah. Hadi. Görüşürüz. Departmanın arkasındaki cruiser araçlar. Riot'a biriniz önde, biriniz arkada olmak şeklinde eskortluk yapacaksınız bilginize. Ben hiçbir şey görmüyorum yalnız. Olur. Aynen 334'lük 7. Arabada gıcır gıcır parlıyor ha. Efecan. Duyuyor musun oğlum beni? Mikrofon abi çalışıyor mu? Heh. Daha önce girdin mi sen içeri? Birkaç kez. Ne kadar yattın içeride? Bilmiyorum. Hiç bu kadar yatmamıştım. Sabun mabun düştü falan derlerse sakın yerden alma. Sakın. Genç adamsın. Onlar dua etsin ben sabunu yere atmayayım. Her türlü kötü bir oğlum. Beni karışık koğuşa koyamaz mısınız? Kadın erkek. Tabii canım. Özellikle istediğin bir kadın mahkum falan varsa ver adını. Kadın mahkum istemiyorum. Benim tek kadınım olan Çağla'yı bana verirseniz özel bir oda. Ama jacuzzi olsun. O kadar da uzun kalmayacaksın Efecan. He tamam. Efendim dedikleri. Tavuk çok. Sıkıntı devam edin. Bu sol tarafımızda bir şeyler oldu da ona baktım. Anladım. Tamam. Başka bir şey yok. Onları şey yapabiliriz. Serbest bırakabiliriz evet. Ailem çıkıyor mu? Tamamdır görüşmek üzere. Evet onlar çıkıyorlar. Bizim beni çakardan ziyaret etsinler ne olur Vesviç amca. Onu da söyler misin? Tamam ben şimdi oraya gittikten sonra bir şey yaparım. Konuşurum onlarla. Sen bir çıktıktan sonra da bir beni bul ama yapacağım. Evet tamam Mesut amca.
Aman çavuş, şu virajı bununla dikkatli al. Evet evet. Sıkıntı var. Farç herkese yırtar yani, elimizde net somut bir delil olmadığı için Roysel anlamda yırtacaklar ama en azından kalmış oldular. Neredeyse bir 90'lığa yakın yatmış gibi oldular yani, öyle söyleyeyim. Evet, gel bakalım Efecan. Bismillahirrahmanirrahim. Benim 47'de 18, 11 elik dövüyle kod aldı, 10.87 federal öpüsağına. Selamun aleyküm. Andrey, görevlilerle konuşur musun? 334'lük. Tamamdır. 334'lük mü efendim? Evet. Şöyle kenara gelelim. Tabii tabii. Var mı söyleyeceğim bir şey? Var abi. Nedir? Dur tahmin edeyim, yapmadıkların da haklı. Pişman değil. Allah'ım hala yapmadıklarında. Ama evet. Bak masumca söyleyeyim. Evet evet. Üzüldüm şimdi. Aldılar efendim. Tamam. Ben sen de Andrev sanki idama götürüyoruz adamı son bir şey. Hakikaten öyle bir söylüyorsun ki kelle alacakmış gibi. Hayır, gerçekten. Belki söyleyecek bir şey vardır ya onun için. Var mı söyleyeceğin bir şey? Var mı daha söyleyeceğim bir şey? Konuş. Köle. Konuş. Bunu buraya teslim edelim mi, biz götürelim mi tekrar? Ya da götürelim, tamam. Götürelim ya. Götürelim. Allah. Aynı şekilde bir önde cruiser, bir arkada cruiser şeklinde çıkış yapıyoruz. Stajyer memur arabacı konuşmuşuyor. Son yakalanan kişiler araçlarını teslim alabiliyorlar mı? Biz ilerleyelim. Biz ilerleyelim çalış. Evet evet, yok ilerleyeceğim de şu arka şey, anladım kapat. Anladım, sen ilerle. Şey. Şu anlık pekime de kalsın arkadaşlar. Kapalı ya. 47 18 tamam. Kod aldı, sonra kod 1087 federal hapishane. Bu şeyler hala gelmedi Teğmen. Gelecek mi? Bir bilginiz var mı bizim tow truck'lar? O tow truck'larla en son Andrei ilgileniyordu ama ya o muhtemelen bir problemi yok. Sadece şu an getirilmiyor. Şey konusundan getirilmiyor. Bütün araçlar muhtemelen bir bakıma uğrayacak. Zaten bazıları döndürüldü biliyorsun ki. Evet evet biliyorum. Muhtemelen toplu bir şekilde getirilecekler diye düşünüyorum. Muhtemelen bize cruiser eklemesi yapılır. Bu toplu bir şekilde getirilecek. Siz nasılsınız Teğmen? İyiyim. Yani şu 1-2 gündür mesai dışında falan çıkmaya başladım. Bir kapat şey yapıyorum. Toparlıyorum. Güzel oluyor. Ama lazım. Niye'ye bir sirke satmam var gibi geliyor şu an. Evet. Evet. Benim
en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Senin de manevi kardeşin. Evet. İkimiz de suçla mücadele ediyoruz bir şekilde. Yani kalkıp da en yakınımızın böyle bir şey yapıyor olması çok üzücü. Hani suçsuzlar deyip bıraktık ama. Yani salak değiliz. Az buçuk tahmin ediyoruz. Yani bu mesleğe yıllarımızı vermiş birisi olarak az buçuk değil. Direkt onu evet. Sakladığını da biliyoruz da işte. Evet. En çok korktuğum şey yani gerçekten. Şu yakınlarından, sevdiklerimden birinin şuraya suçlu olarak getirilmesi hem benim boynuma eğiyor. Ama yapacak da bir şey bırakmıyor maalesef.